Steve Wozniak'ın kahve deneyini hiç duymuş muydunuz? Bu deneyde robotun tanımadığı bir evde mutfağı bularak kahve demleyebilmesi bekleniyor. Yani Robot evin düzenini analiz ederek mutfağı tespit etmeli, kahve makinesi ya da benzeri bir ekipmanları kullanarak kahveyi hazırlamalıdır. Bu süreç, robotun günlük yaşamın karmaşık ve çeşitli durumlarına uyum sağlama yeteneğini ölçmeye yöneliktir. Böylece sadece belirli komutları yerine getirmekten ziyade gerçek dünya problemlerini çözme kapasitesi test edilmiş olur. Steve Wozniak, bir yapay zekaya ben kahve yapmayı öğretebiliyorsam ve bunu başarılı yapabiliyorsa yapay genel zeka benim için tamamdır diyor. Steve Wozniak'ın önerdiği kahve deneyi geleneksel Turing testine alternatif olarak ortaya atılmış bir düşünce deneyidir. Google'da çalışan bir Deep Learning yazılımcısı diyor ki bir insanın bir veri setini öğrenip doğru sonuç çıkarabilme olasılığı %85'tir diyor. Sen eğer yapay zeka ile bu %85 sınırını aşarsan buna yapay genel zeka denir diyor. Ama şu an en gelişmiş dil modelinin gelmiş olduğu son nokta %43. Peki bu %43 nasıl bulundu? Francis başka büyük şirketlere de yanına alarak bir yarışma düzenledi. %43 oranı bu şekilde çıktı. Ama şu an yapay genel zeka tanımından uzadı gördüğünüz gibi. New York Üniversitesi'nden AGI alanında yani Artificial General Intelligence alanında yetkin birisi olarak sayılan Gary Marcus senin eğittiğin bir model yapay genel zeka olamaz demiş. Nedensellik mekanizması senin sorduğun soruyu anlık cevap vererek olmaz. Çünkü sen insan olarak bir muhakeme yeteneğine sahip bir önceki bilgini bir sonraki bilgine katarak aslında paralel bir muhakeme yeteneği sürdürüyorsun. Yani diyorsun ki bu geçmişte böyle olduğu için şu an böyle ve gelecekte de şöyle olacak diyorsun. Örneğin geçmişte yağmur yağdığında sokaklar ıslandığı için şu an gökyüzünde bulutları görünce şemsiyeni yanına alıyorsun. Buna da zincirleme düşünce nedenselliği deniyor. Bu yöntemin belki başvurulabilecek yeni bir yöntem olabileceği, modellere eğitme hatasının bu yöntemle iyileştirebileceği düşünülüyor. Bu konu hakkında sizin düşünceleriniz nelerdir? Ayşe yazabilirsiniz